Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Apple CarPlay'in ne olduğunu, araçlarda, daha doğrusu bunu destekleyen araçlarda nasıl kullanılabileceğini gösteriyor olacağım. Video içeriğinde kullanacağımız telefon, tabii ki Apple CarPlay kullanacağımız için iPhone bir cihaz olmak durumunda. iPhone cihazların araçlarıyla bağlantısını kablolu veya kablosuz yapabiliyoruz. Benim aracım kablolu bağlantıyı desteklediği için ben size kablolu bağlantı nasıl yapılacak ve yaptığımız takdirde aracın ekranında neler görüntülenecek bunları göstereceğim. Video içeriğine geçmeden önce şayet kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar elimde bulunan telefon iPhone 11. iPhone 11'in bağlantısını Skoda 2017. 2017 Skoda Octavia ile gerçekleştireceğim. Şimdi nasıl yapacağımı göstereceğim sizlere. Öncelikle ihtiyacınız olan şey pek tabii ki şöyle bir Lightning kablo. Bu Lightning kablonun ucuna da Lightning to USB bir dönüştürücü. Dönüştürücü şekilde ufak bir aparat. Bunu internet üzerinden farklı sitelerden alabiliyorsunuz. Şu Lightning girişini USB'ye çeviriyor. Bu USB'yi de dolayısıyla şu kısımdaki girişten aracınıza bağlıyorsunuz. Şimdi bağladıktan sonra bu ekrana geleceksiniz. Bu ekrana gelmek için de şurada APP yazan kısma basıyorsunuz. Burada gördüğünüz Android Auto, Apple CarPlay ve Mirror Link var. Bu Android Auto'yu başka bir videoda göstermiştim. Onun linkini de sağ üst köşeye ekliyorum. Eğer Android bir cihaz kullanıyorsanız Android cihazında araca bağlantısını nasıl yapılabildiğini o videoda sizlere anlattım. İsterseniz o videoyu da inceleyebilirsiniz. Mirror Link destekleyen bir telefonum olmadığı için Mirror Link ile ilgili bir video çekmedim. Bu videoda da dediğim gibi Apple CarPlay'i çekeceğim. Şimdi bunun bağlantısını direkt olarak araca yapmak için şöyle bağlıyorum kabloyu. Kabloyu bağlar bağlamaz zaten telefonuma biraz sonra bir uyarı gelecek. Tabi kabloyu ters bağladığım takdirde olmuyor. Bu Lightning kabloların dönüştürücülerle kullanımında maalesef böyle de bir sorun var. Düz bağladığım şekilde gördüğünüz gibi direkt olarak bağlantı kuruluyor. Gördüğünüz gibi şu an bağlandı zaten. Artık telefondan bir işim yok. Direkt olarak araçla bağlantısını tamamladı ve geriye kalan her şeyi artık buradan ekrandan takip edebiliyorsunuz. Buradan onay vermeniz gereken bir işlem ilk taktığınız takdirde çıkıyor. Daha sonraki seferlerde size bir onay sormuyor. Şimdi gördüğünüz gibi ekranımı ben kilitledim. Hatta ekranımı da açık bırakayım da bazı şeylerde izin isteyebilir. Yakından göstereceğim. Şu an ekranımda görünen kısımda konumumu göstermekte. Burada ev ve iş konumlarımı ayarlamıştım daha öncesinde. Telefonumda kayıtlı, yani bu cihaz üzerinde araçla herhangi bir şey yapmadım. Bunu kaydettikten sonra siz artık telefonunuzu bağladığınızda haritayı bu şekilde açıp istediğiniz konumu arayarak girip buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca onun haricinde neler var onları göstereceğim. Buradan isterseniz telefonunuzda kayıtlı olan müzikleri açabiliyorsunuz. İsterseniz de YouTube müzik kullanarak müzik açabiliyorsunuz. Ekranı gördüğünüz gibi bu şekilde ileri geri olarak çekebiliyorsunuz. WhatsApp gördüğünüz gibi ekranda ilk sırada yer almakta. WhatsApp'ı kullanarak isterseniz mesaj gönderebiliyorsunuz ama buradan yazmıyorsunuz. Siri ile mesaj gönderiyorsunuz. Örnek veriyorum. Yeni bir mesaj yazmamı veya arama yapmamı ister misin? Hayır. Hayır. Yapmıyorum öyleyse. Gördüğünüz gibi şimdi buraya girdiğim takdirde eğer bir mesaj atmak istersen veya bir arama yapmak istersen WhatsApp üzerinden bunu sesli olarak Siri'ye söylüyorum. Siri de mesajımı istediğim kişiye iletiyor. Ayrıca size gelen mesajlar da şurada alt kısımda görünüyor. Bastığınız takdirde açılıyor ve mesajınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Telefonla arama aynı şekilde buradan yapılıyor. Buradan giriyorsunuz ve isterseniz klavyeden isterseniz kişilerinizden arama yapabiliyorsunuz. YouTube müzik gördüğünüz gibi burada var. Eğer YouTube müziğe sahipseniz, yani üyeliğiniz varsa buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yoksa da zaten girebiliyorsunuz. Müzik kısmında dediğim gibi telefonunuzda olan müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Haritayı az önce göstermiştim. Mesajlarınızı buradan aynı şekilde görüntülenebiliyorsunuz. Çalınan kısmı da YouTube müzik veya müzik hangisi çalınıyorsa onun ekranını burada karşınıza getiriyor. Takvimde de burada kayıtlı olan takvim aktivitelerinizi, planlarınız varsa o planları hepsini buradan görebiliyorsunuz. Menünün ikinci sekmesinde telefonunuzda bazı yüklü olan uygulamalar görünüyor. Ben Google Maps'i de yüklemiştim. Dilerseniz Google Maps'i de kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde Skoda'nın da bir uygulaması da ben telefonuma yükledim. Belki farklı ayarlarla ekranıma başka şeyler yansıtabilirim diye ama ekstradan bir şey çıkmadı. Ayarlar kısmında da ne var onu göstereceğim. Araba kullanırken rahatsız etme seçeneği var gördüğünüz gibi. Bu eğer aktif olacak olursa CarPlay ile etkinleştir diyor. CarPlay'e bağlandıktan sonra, yani artık aracınız telefona
bağlıyken telefonunuzda herhangi bir titreşim olmayacak ve size anlık bildirimler göndermeyecek. Yani bunu basıp da aktif etmiş olursanız artık bildirim almazsınız araç kullanırken. Görünüş her zaman koyu veya otomatik olarak seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her zaman koyu veya otomatik arasında değişiklik yapabiliyorsunuz. Duvar kağıdınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde duvar kağıtları oluyor. Siri kontrol paneli açık durumda albüm resmini göster diyor. Bu albüm resmi de müzik çalarken gösterilen albüm resmi. Bunun haricinde buraya başka uygulamalar da yükleyip koyabiliyorsunuz ama maalesef telefonunuzda root yapmadan artık iPhone'larda bu ne deniyor tam bilmiyorum ama root yapmadan ekranınıza bir video yansıtamıyorsunuz. Yani video yansıtma işlemi Apple CarPlay'in normal versiyonunda maalesef ki yok. Ayrıca bunu ayrıca Apple CarPlay'de Siri'yi araçtan nasıl kontrol edebileceğinizi de göstereceğim. Skoda Octavia'larda şurada bir tuş var gördüğünüz gibi. Buna normalde bir kez bastığınızda sesli asistana geçiyor. Basılı tutarsanız Siri'yi aktif ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Basılı tutuyorum. Şu an gördüğünüz gibi Siri aktif durumda ve artık benim komutlarımı bekliyor. İş yerlerini bulmamı isteyebilir. Yol tarifi sorabilir Gördüğünüz gibi veya kendini telefon anlatıyor modelini şu an. aramamı isteyebilirsin. Bir kere basacak olursanız gördüğünüz gibi Skoda'nın normal sesli kullanım örneklerine geçiyor. Sadece basılı tutmanız durumunda Siri'yi aktif ediyor ve bu şekilde kullanım sağlanabiliyor. Apple CarPlay'in kullanımı araç içinde bu şekilde. Ayrıca telefondan da aktif edebileceğiniz ayarları göstereyim. Şuradan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarlar kısmına girdikten sonra buradan genele geliyorsunuz ve burada CarPlay menüsü var. CarPlay'i açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an zaten arabamı burada gösteriyor. Skoda içerisinde CarPlay'i nasıl kullanabileceğimi veya özelleştir gibi seçenekler karşıma çıkartıyor. Açıkçası buradan yapacağınız pek bir ayar yok. Burada sadece olan veya ekrana ekleyebileceğiniz uygulamaları gösteriyor. Mesela neler var bende fazladan? Podcast ve sesli kitaplar var. Bunları da ekleyecek olursanız eğer telefonunuzda kayıtlı podcastler varsa onları da dinleyebiliyorsunuz. Şimdi buradan istemediklerinizi çıkartabiliyorsunuz ve anlık olarak çıkıyor. Örnek veriyorum, ben şimdi WhatsApp'ı istemiyorum desem, şuradan sil desem gördüğünüz gibi hemen ekrandan kayboluyor. Tekrar eklemek istediğimde basıyorum ve en alta ekleniyor. Şimdi bunun yerini değiştireceğim. Gördüğünüz gibi anlık olarak tepki veriyor. Hemen oraya geçiyor. Şimdi Skoda'da da geri dönüyorum. Burada da gördüğünüz gibi CarPlay ayarlamasını başlatmak için direksiyonunuzda sesle denetim düğmesine basılı tutun diyor. Yani bas bırak yapacak olursanız az önce söylediğim ve zaten de gördüğünüz şekliyle maalesef kullanım sağlayamıyorsunuz. Onun haricinde buradan yapabileceğiniz herhangi bir işlem bulunmamakta. Apple CarPlay ile ilgili videom bu şekildeydi. Kullandığım araç Skoda Octavia 2017 model. Bu araçta kullanım bu şekilde. Farklı multimedya sistemlerine sahip araçlarda da kullanım yine buna benzer şekilde olacaktır. Kullanımı dediğim gibi sadece bir Lightning kablo ucuna da dönüştürücü takmanız gerekli. Dönüştürücü taktığınız takdirde bağlantıyı sağlayabiliyorsunuz. Farklı model araçlarda bunun kablosuz bağlantısı da destekleniyor. Ama dediğim gibi benim aracımda bu olmadığı için kablosuz bağlantı ile ilgili ben herhangi bir açıklama yapamıyorum. Videom bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.